Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için ekşili bir pilav yapıyorum. Benim gibi midyeyi seven arkadaşlarım bu pilavı gerçekten denemeli. Çünkü tadı midye tadına benziyor. Hiçbir zaman midye yemeyen, ondan tiksinti duyan arkadaşlarım da bunu deneyebilirler. Gerçekten çok lezzetli bir pilav olacak arkadaşlar. 300 gram tavuk göğsüm var. Bir orta boy limonum var. Kekik, zerdeçal, karabiber, toz biber, toz kırmızı biber ve kimyonum var arkadaşlar baharatlarımdan. Tabii ki bir su bardağı pirincim var. Bir de biraz maydanozum var arkadaşlar. Maydanozu hem içine katacağım hem de üstünü süslemek için birazını ayıracağım. Şimdi bir tencereye 3 su bardağı suyu ekliyorum. Ve onu kaynamaya bırakacağım arkadaşlar. Diğer taraftan da tavuk göğsünü ince ince doğruyorum. Şimdi kaynayan suyumun içine tavuk göğsünü atıyorum arkadaşlar. Daha öncesinden tavuk göğüslerini yıkamıştım ben. Evet, tencereme kattım. Şimdi biraz da tuz ekleyeceğim. Tuzumu da katıyorum. Güzelce karıştırıyorum. Daha sonra kapağını hafif aralıklı bir şekilde kapatıp kaynamaya bırakıyorum. Diğer yandan da ben bir limonumu sıktım. Yarım çay bardağı kadar çıkmadığı için biraz da böyle başka bir limonun yarısını sıktım arkadaşlar. Daha sonra maydanozlarımı ince ince doğradım. Bu şekilde hazırladım. Bir kısmını ayırmıştım süslemek için. Bir su bardağı pirincimi de suyunun beyazı gidene kadar yıkadım. Güzelce onu da burada bekletiyorum arkadaşlar. Şimdi tavuklarım kaynadı. Yıkamış olduğum pirinçleri kaynamış tavuk göğsünün içine atıyorum. Üzerine yarım çay bardağı limon suyunu döküyorum. Karıştırıyorum güzelce. Biraz kekik, biraz kimyon, biraz toz biber, kırmızı biber, biraz da zerdeçal döküyorum. Çok az karabiber atıyorum. Bir de böyle birkaç tane karabiber atıyorum arkadaşlar. Bunu güzelce karıştırıyorum. İçinde hiç yağ olmadığı için biraz da yağ katacağım. İsterseniz tereyağı katabilirsiniz arkadaşlar ama ben çok ağır olmasın istediğim için sıvı yağ, ayçiçek yağı katacağım. Biraz ayçiçek yağı katıyorum. Suyu biraz azalmış arkadaşlar. Bu nedenle bir çay bardağına yakın su da ilave ettim. Güzelce karıştırıyorum. Şimdi kapağını da hafif şekilde aralayıp en kısık ateşte pişireceğim. Evet arkadaşlar, şimdi çok hafif sulu bir şekilde pişti arkadaşlar. Bu çok güzel bir kıvam. Kapağını kapattığımız zaman çok iyi olacak. Şimdi maydanozları da üstüne döküyorum. Üzerine güzelce yayıyorum. Kapağını tamamen kapatıyorum ve dinlendireceğim arkadaşlar. Böyle yayıyorum güzelce. İsterseniz karıştırabilirsiniz. Ama o zaman çok böyle ölüyor gibi oluyor. Çok ölmesini de istemiyorum, kaybolmasını. O nedenle böyle üstünde bıraktım. Kapağını kapattım ve 15 dakika dinlendirdim. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde oldu. Arkadaşlar isterseniz üstüne ekstra limon ekleyip karabiber döküp midye tadını tam olarak alabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayınız. Umarım beğenirsiniz. Gerçekten kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.